Fizik biliminin temel amacı evrende gerçekleşen olaylardaki madde ve enerji etkileşimi inceleyerek evrendeki düzeni anlaşılır hale getirmeye çalışmaktır demiş. Aynı öyle fiziğin tanımı tam olarak böyle geçiyor. Buna göre konularından hangileri fizik bilimi ilgilendir demiş. Konularından hangileri fizik bilimi ilgilendir? Arkadaşlar biliyorsunuz fiziğin 8 tane alt dalı var. Baş harflerinden akrostiş olarak kamyonet oluyordu. Mesela atom çekirdeğindeki bozulmalar demiş. Bu radyoaktivitenin konusu olmuş oluyor. Radyoaktivite nükleer fizikle alakalı. olursa fiziğin alt dallarından bir tanesiyle ilgilenmiş oluyor. Evet bununla fizik bilimi ilgilendir deriz. Hücre çekirdeğin yapısı demiş arkadaşlar. Hücre çekirdeğin yapısı biyolojiyle olsa gerek, ilgilense gerek. O yüzden bunu almayalım. 3. Dünyanın dış çekirdeğinin dünyanın manyetik alanın oluşumundaki işlevi demiş. Bu da manyetizma ile alakalı. Bu da fizin alt dallarından elektromanyetizmanın konusu olmuş olacak. Bu anlamda bunu da fizin alt dallarıyla ilgilenir diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan olacakmış. Düşe kesi şekli olan su testatında K noktasındaki su basıncı PK, L noktasındaki su basıncı PL'dir. Buna göre PK bölü PL oranı nedir diye söylüyor. Arkadaşlar sıvı basıncı formülü yazalım. Sıvı basıncı H, D, Bakın burada D'de sıkıntı yok. G'de sıkıntı yok. Önemli olan H. H basıncı bulunacak noktanın üzerindeki sıvı yüksekliğini alıyoruz ama... Eğer birleşik kapsa yüksek olan taraf alırız. Çünkü sıvılar üzerine yapılan basıncı her doğrultuda aynı iletirler. Pascal prensibi deniyor buna da. Bu mantıkta eğer birleşik kapımız varsa yüksek olan tarafı almamız lazım. Dikkat. Şimdi K noktasına baktığımızda üzerinde bir H yüksekte sığımız var. O zaman K'daki basınca H çarpı D çarpı G diyelim Sıvının üstesine D dediğimizde. L noktasına gelince bakın şu taraftan bakarsanız 2H varmış gibi düşünebilirsiniz. Ama sol taraftan baktığınızda 5H sıvılar üzerine yapılan basıncı aynı iletişim için yüksek olan tarafı alacağız. O yüzden de buradaki basıncımız 5H çarpı D çarpı G demek lazım. Oranlarsak 1 bölü 5 yaparmış. Yani cevabımız A'dan olurmuş deriz. Kaleme maddelerin donma ve kaynama sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre sıvı haldeki kaleme maddelerin hangilerinin sıcaklığının 25 santigrat derece arttığı durumda kesinlikle hal değişimi meydana gelir demiş. Arkadaşlar 85 derece çıkarılıyor demiyor. Dikkat edin 85 derece arttırıldığında kesinlikle hal değişimi meydana gelirim diye söylüyor. şu madde donma noktasının altında ise katı halde demektir. Donma ile kaynama arasında ise madde sıvı halde kaynama noktasının üzerinde ise madde gaz halinde demek. Şimdi Sıvı halde olduğuna göre eksi 40 ile 60 derece aralığında K maddesi için konuşursak. Tabi biz en küçüğünü eksi 40 olduğunu kabul edelim. Çünkü diyor ki ne, kesin hal değişimi gerçekleşir mi diye soruyor. Eksi 40'ın üzerine 85 eklediğimizde denge sıcaklığı ne yapar? Burada artı 45 yapacak. Mesela henüz kaynama noktasının altında olduğu için kaynamamış olabilir. Yani gaz haline geçmemiş olabilir. Kesinlik sorduğu için ne yapmayacağız? kaydı dolayısıyla almayacağız. Eksi yani, 40 olmayabilir. Mesela eksi 0 derece olsun. O zaman 85 eklediğimizde 60'ın üzerine çıkıyor gaz haline geçiyor. Ama eksi 40 sa ya eksi 35 30 sa değil mi? O zaman gaz haline geçmeyebiliyor. Bu anlamda kesinlik olmadığı için almadık. L ile devam edersek bakın donma noktası en küçük. Ya daha doğrusu en küçük sıvı olduğu haldeki sıcaklığı alacak olursak 20 dereceyi almamız lazım. Bunun üzerine 85 derece eklediğimizde ne yapar sıcak? 105'e çıkar. Eğer bakın 20 santigrat derece ise 85 eklediğimizde 105'e çıkıyor. Kaynama noktasını geçmediği için yine gaz haline geçmemiş olabilir. 20 değil de 30 olsa evet gaz haline geçecek. Mesela 115 yapacak gaz haline geçti. Ama kesin dediği için almayacağız. Ondan dolayı L'yi de attık. M için bakarsak eksi 10 olduğunu kabul edersek 85 eklediğimizde buna. Ne yapacak sıcaklığı 75 yapacak. Bakın en düşük sıcaklıkta sıvı halde bulunabileceği en düşük sıcak eksi 10 derece bile olsa 85 eklediğimizde kaynı noktasının üzerine çıktığı için kesin hal değiştiriyor olması lazım diyeceğiz. Bu anlamda M'yi alırız cevabımız yalnız M'den Bursa olur Dorsal bir yolda hareket eden bir araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 0T zaman aralığındaki yer değiştirmesi nedir diye söylemiş. Arkadaşlar gidilen yörüngenin uzunluğuna alınan yol başlangıçta bitiş arasındaki en kısa mesafeye bir nevi kuş, kuş uçuşu diyebiliriz. Buna ise yer değiştirme deniyor. Şimdi eksi 2 x de başladı. En son bitirdiği nokta bakın eksi x. Yani araç, cisim, kişi eksi 2 xteydi. En son nereye geldi? Eksi x'e geldi. Bakın bu sırada ileri gitti. Yani eksi 2 x'den artı 2 x'e gitti. Geri geldi. Önemli değil. O gidilen yolun uzunluğu olmuş. Onu sorsaydı buna bakar. Ama yeni durumda neye bakacağız? Başlangıç eksi x'te eksi 2x'te bitiş eksi x. -x'di, x, -x'di, x, -x'di, x -x'di. Artık ki mesafe artı x kadar yer değiştirmiş. Biz ona bakacağız. O yüzden cevabımız artı x'ten Cihan olurmuş deriz. Özdeş dirençlerle kurulan elektrik devresi şekilde kimdir? Buna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar voltmetre ampermetre olduğunda devrelerde dirençlerin nasıl bağlı olduğunu rahat görebilmek için Voltmetreleri teliyle ile kaldırıp atabilirsiniz. Çünkü içinden akım geçmediği için akım geçmeyen tellerin devrelerde gereği yoktur. Kaldırıp atabilirsiniz. Yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Ama ampermetre için akım geçtiği için kaldırıp atamayız. Onları da düz tel bağlıymış gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle düz tel yapabilir. Bakın dirençlerin nasıl bağlı olduğu rahat gözüküyor. Voltmetre hatta teliyle birlikte şöyle kaldırıp atalım. Yokmuş gibi düşünün. Tamam hayal edin öyle. Mesela dirençlerin nasıl bağlı olduğu belli. Şu sağdaki reylere paralel bağlı. Soldaki rey onlara seri bağlı akım paylaştırarak çok rahat akımları da potansiyelleri de bulabiliriz. Hadi gelin bulalım. Buradan i akımı geçerse paralel kollarda potansiyeller işte olacağı için yani akımla direnci çarpmaya eşit işte olması gerektiği için alttan da i akımı geçerleriz. Bakın i çarpı eden potansiyeller birbirine eşit. O zaman ana koldan mecburen ne yapacak? 2'ye akımı gelecek. Mesela A1'in gösterdiği değer 2'ye olacakmış. A2 iyi değerini gösterecek, A3 de iyi değerini gösterecekmiş deriz. Bu anlamda yargılara bakarsak bir de ne diyor? A1 ampermetresini gösterir, A2'nin iki katıdır demiş. Evet A1'den 2'yi geçerken A2'den 1'i geçti. O yüzden iki katı oldu, 1 doğru. 2. A2 ve A3 ampermetresi gösterirler eşitler demiş. İkisinden iyi, iyi, akımı geçsin dedik. O yüzden de eşit kabul ettik, doğru olmuş oldu. Çünkü panellerde potansiyel eşit i̇şte olacak akımla direnci, çarpımı. Oradan akımları paylaştırıyoruz. 3, V1 ve V2'nin gösterdiği değerler eşittir demiş. Hadi gelin buna bakalım. Arkadaşlar voltmetre devrede bulunduğu direncin, daha doğrusu bulunduğu odanın duvarlarındaki dirençlerin potansiyelini ölçer. Mesela V1 dediğimiz bir tane direncimiz var. 2 akımı geçiyor. O zaman 2i çarpı R gösterir deriz. V2'ye baktığımızda bakın şu odaya baktığımızda Geçen akım i kadar direncin değeri ise r'ye kadar o zaman i çarpı r'yi gösterir deriz. Bu anlamda v1 v2'nin iki katı oldu ama burada eşittir dediği için yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz. Havanda bulunan lazer ışığı kaynağından gelen ışık kanlindeki düz düzlem aynanın A noktasındaki şekildeki gibi yansıyarak zemindeki K noktasına düşüyor. Buna göre ışığın L noktasına düşmesi için işlemler hangileri yapılabilir demiş. Hadi gelin bakalım eşit açı yaparak yansıyacak tabii ki düz aynada. da kan artı x yönünde hareket ettirme demiş. Bakın aynayı bir miktar ileri doğru çektiğimizde şöyle bir şey olacak. O zaman ne yapacak? Daha erken çarptı buraya. Daha erken yansıyınca. Mesela bakın şöyle bir L noktasından geçebiliyordu. Oysa olabilir bir aldık. 2 eksi x yönde çekmek demiş. Bunun tam tersi olduğu için muhtemel olmayacak ama yine de bakalım. Bakın aynayı geriye doğru çektiğimiz o zaman ne yapacak? Daha ileride bir noktaya yani daha aşağıda bir noktaya çarpacak. Şimdi eşit işte açı yaparak yansıyınca daha geride bir noktaya geldi. O yüzden iki işimize yaramadı. Son olarak üçüncüye bakalım. Üçüncüde ne diyor? Kaan'ın düzlem aynaya şekildeki bir teta açısı kadar döndürmesi demiş. Arkadaşlar ayna bu tarafa doğru ne kadar dönerse yansıyan ışın aynı yönde iki katı kadar döner. Öyle bir bilgi var. O yüzden iki katı bu tarafa doğru dönünce daha bu tarafta sol tarafta bir noktaya gelecektir deriz. Ya da aynayı burada şurada yeni hale düşünürsek. Bakın şuraya gelme açısı ne yaptı? Büyüdü. Normalde şurada bir yerde ararsak. Yansıma açısı da büyüyeceği için bu tarafa doğru bir yere gidecek. O yüzden Kaan'ın solunda bir noktaya çarpar deriz. Bu anlamda 3'ü alamayacağız. Cevabımız yalnız birden Adana olurmuş deriz. Aynı ortamda sabit frekanslarla ses üreten kabili hoparlörlerinden yayılan ses dalgalarına ait dalga modelleri şekildeki gibidir. Buna göre kabili hoparlörlerinden yayılan ses dalgalarının etmeyeceklerinden hangileri eşittir demiş. Arkadaşlar şu önemli kavramın üstünü çizelim Aynı ortamda diyor. Şimdi ortam aynıysa hız zaten ortama bağlı. Ortamın fiziksel özellikleri hızı belirliyor. İşte katı sıvı gaz mı moleküller yakın mı uzak mı sıcak mı soğuk mu bu özellikler hızı belirlemiş oluyor. O yüzden aynı ortam dediği için hızlar kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit olacakmış. O yüzden hızları eşittir deriz. Üçüncüyü aldık. Genlikle devam edeyim isterseniz. Genlik dediğimizde şu kısma bakacağız. Merkeze olan uzakta. Burası bir birimken L'den çıkan dalgının genliği birden daha küçük. O yüzden genlik eşit olmadı. İkinciyi attık. Üçüncü frekans demiş. Şimdi formülümüzü yazalım. Bakın lambda eşittir v çarpı t diye meşhur formülümüz var. Nereden geliyor dersek aslında x eşittir v t'den gelmiş oluyor. Bir dalga oluşması için geçen süreye dalga boyu diyoruz. Bir dalga bir, bir sürede oluştuğu için büyük t ile gösterdiğimizde hızımızla da v dediğimizde lambda eşittir v t formülü elde ederiz. Frekansla periyot birbirinin tersi kavramlar. Yani t'miz 1 bölü f eşit ya da f'miz 1 bölü t eşit. O yüzden bunu şöyle yazacak olursak v bölü f diye yazabiliriz. Bakın bize frekans sormuş. Frekanslar eşit mi diye soruyor. Şimdi hızları bunların birbirine eşit değil mi? O zaman frekansla dalga boyu ters orantılı. Mesela dalga boyları eşitse evet frekans da eşit olur. Ama baktığımızda K'dan çıkan mavi için dalga boyu 2 birim burası, 2 de vurursa 4 birim. Birincinin dalga boyu 4 birim olmuş oldu. Ama kırmızıdan çıkan ise dalga boyu şuradan şuraya kadar olan uzunluk olacağı için 2 birim olmuş oldu. Bunlar eşit olmadığı için frekanslar da eşit olmayacak. Hatta ters orantılı olduğu için bunun frekansı f kadarsa diyelim frekansı 2f diyebiliriz. Çarpımları birbirine eşit olacak şekilde. Bu anlamda birinciyi de eledik. Cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olurmuş deriz.